Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size kuantum bilgisayarları anlatacağım. Bu videoda önce kuantum bilgisayarının tanımından başlayıp kuantum bilgisayarların hafıza sistemine, kuantum bilgisayarların işlemcilerine, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan farkına, üretilmiş olan kuantum bilgisayarlara ve son olarak kuantum bilgisayarın kullanım alanlarına değineceğiz. Kuantum bilgisayarı nedir? Kuantum bilgisayar veri üzerinde işlem yapmak için bindirme, dolaşım gibi kuantum fiziğinin doğrudan kullanımını sağlayan klasik bilgisayarların yanına dahi yaklaşamayacağı bilgisayarlardır. Kuantum bilgisayarların hafıza sistemine bakacak olursak, klasik bilgisayarlar bir sıfırlardan oluşan bir hafıza sistemine sahiptir. Bu bir sıfır değerine byte denir. Kuantum bilgisayarları ise qubit ismi verilen seriler içerir. Qubit'in farkı ise 1, 0 veya aynı anda bu iki değeri de alabilir. Bu duruma kuantum çakışması denir. Bu qubitler belirli kuantum mantık kalıpları ile düzenlenebilir. Buna kuantum algoritması denir. Burada byte ile qubit'in gösterimini koydum. Kuantum bilgisayarının işlemcilerine bakacak olursak, kuantum bilgisayarların en önemli özelliği ise paralel işlemcilere sahip olması. Yani aynı anda yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca işlem yapabiliyor. Örnek, aynı anda hem yemek yapıp, hem televizyon izleyip, hem de evi süpürüyorsunuz. Ve bunları aynı anda yaparken kafanız hiç karışmıyor. Bu işlemleri ardışık olarak değil, aynı anda yaptığı için de işlem hızınız inanılmaz ölçüde artıyor. Son olarak bir klasik bilgisayarın 100 günde çözeceği işlemi kuantum bilgisayarı 1 saniyede çözebiliyor. Burada da bir kuantum işlemcisinin resmi var. Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan farkları nelerdir? Klasik bilgisayarlar büyük ölçekli entegre çok amaçlı bilgisayarlardır. Kuantum bilgisayarlar ise kuantum mekaniğine dayalı yüksek hızlı bilgisayarlardır. Klasik bilgisayarların veri saklaması bit bazlıdır. Kuantum bilgisayarların veri saklaması ise kuantum bit yani qubit bazlıdır. Klasik bilgisayarlar sinyallerin kopyalanıp ölçülmesinde kısıtlama yoktur. Ama kuantum bilgisayarlarda sinyallerin kopyalanıp ölçülmesinde ciddi kısıtlamalar vardır. Klasik bilgisayarlar veriyi temsil etmek için 0, 1 yani byte kullanır. Kuantum bilgisayarlar ise veriyi temsil etmek için qubit kullanır. Örnek 0, 1 veya her ikisi de olabilir. Klasik bilgisayarların elektronik devre davranışı klasik fizik tarafından yönetilir. Kuantum bilgisayarların ise elektronik devre davranışı kuantum fizik tarafından yönetilir. Ve burada üretilmiş olan kuantum bilgisayarların resmi var. İlk gördüğünüz resimdeki D-Wave şirketi tarafından geliştirilen kuantum bilgisayarlar. Bir de şuna da değineceğim. Kuantum bilgisayarlar oda sıcaklığında çalışmazlar. Bu yüzden nitrojen kompresörleri olan kasalarda muhafaza edilirler. İkinci resimde gördüğünüz ise IBM şirketi tarafından üretilmiş 50 qubitlik kuantum bilgisayar. Kuantum bilgisayarlar arasında en güçlüsü olduğu söyleniyor. Üçüncü resimdeki ise resim biraz sıkıntılı çıkmış, kusura bakmayın. Google şirketi tarafından üretilmiş kuantum bilgisayar. Ve en son olarak kuantum bilgisayarların kullanım alanına geçip videoyu bitirelim. Kuantum bilgisayarlar şu anda test amaçlı ve karmaşık problemleri çözmek için kullanılıyor ve bir sürede böyle kalacak gibi görünüyor. Belki 100 yıl sonra her yerde böyle sistemler olabilir. Bunu zaman gösterecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.